Resim sanatında Türkler üç din etkisinde kalmışlardır. Maniheizm, Budizm ve İslamiyet. İlk minyatür örnekleri Uygurların Karahoç harabelerinde bulunmuştur. Uygur Türklerinin yaptığı 8. yüzyıldan kalma bu en eski minyatürler Türk minyatür sanatının temel kaynaklarıdır. Uygur etkisi Orta Asya'dan Gazneliler, İlhanlar ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile taşınmıştır. 12. ve 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları minyatür geleneğini devam ettirmişlerdir. İlk zamanlarından beri minyatür kendi başına resim olarak düşünülmemiştir. El yazması kitaplarda metni açıklayıcı, görselleştirici amaçla yapılmıştır. Osmanlı minyatürleri padişahların fetihlerini, düğün ve şenliklerini resimleyen eserlerdir. Bu minyatürlerde günlük hayattan pek çok öğeye de yer verilmiştir. Osmanlı minyatür sanatının ilk örnekleri Fatih döneminden kalmıştır. Her alanda olduğu gibi Fatih sanat konusunda da birincidir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih yeni sarayında bir nakkaşhane kurmuştur. Yavuz Sultan Selim'in fetihleri sonrası Mısır ve Tebriz'den İstanbul'a getirilen ressamlar İstanbul'da kültürel bir zenginlik oluşturmuştur. Farklı kültürlerin karışımıyla minyatür sanatında özgün çalışmalar yapılır. Kanuni döneminde Matrakçı Nasuh minyatür sanatına yeni bir dil getirmiştir. Savaş ve seferlere de katılarak şehirleri, kaleleri, kuş bakışı minyatürlerine yansıtmıştır. Minyatür sanatı açısından en yetkin dönem 2. Selim ile başlayıp Lale Devri'ne kadar süren yıllardır. 3. Murat'ın şehzadelerine yaptığı düğünü anlatan Surname-i Humayun, Osmanlı minyatür sanatının en önemli örneklerinden biridir. Lale Devri ile batıda açtığımız pencere, kültür hayatımızda değişikliklere sebep olmuştur. Lale Devri ile birlikte saraya giren çok sayıda Avrupa eşyası, özellikle batı kaynaklı resimli kitaplar minyatür sanatını etkilemiştir. İki boyutlu minyatürde 3. boyut aranmış, yeni biçim ve teknikler denenmiştir. Bu dönemin önde gelen nakkaşları Levni ve Abdullah Buhari'dir. Levni'nin minyatür yazmaları haricinde tek tek sayfalara yapılmış kadın ve erkek minyatürleri de bulunmaktadır. Çalgı çalan, dans eden, çiçek koklayan kadınlar, lale ya da karanfil tutan zarif erkekler yenilikçi resimlerdir. Levni ve Buhari'nin minyatürlerinde görülen değişiklikler Batı ile etkileşimden kaynaklanmıştır. Peki minyatür sanatı neden devam etmemiştir? Görkemli şenlikleri, düğünleri, savaş ve fetihleri gösteren minyatürler devletin gücünün zayıflamasıyla yavaşça gözden düşmüştür. Elçilikler vasıtasıyla İstanbul'a gelen batılı ressamlar İstanbul'daki kültür hayatını etkilemişlerdir. Batılı resim anlayışı minyatürün önüne geçmiştir. 3. Selim dönemin ünlü ressamı Kapıdağlı Konstantin'e tamamen batı estetiğine uygun portresini yaptırmıştır. Ardından Osmanlı padişahlarının hepsinin portrelerini de yaptırır. 2. Mahmut da aynı şekilde yabancı ressamlara portresini yaptırmıştır. Görüldüğü gibi Lale Devri'nden sonra geleneksel minyatür sanatına saray tarafından da pek ilgi gösterilmemiştir. Bir minyatür kitabı ekip olarak hazırlanırdı. Pek çok farklı meslekten kişiler bir arada çalışırdı. Şehnameci, hattatlar, nakkaşlar, renkzenler, varakzenler, cetvelkeşler, müzehhipler gibi. Pek çok kişinin ortak çalışması sonucu bir minyatür kitabı ortaya çıkardı. Minyatürler kitap sayfalarını süslemişlerdir. Genelde kompozisyonları dikeydir. Bazı kitap sayfaları karşılıklı düşünülmüş, geniş bir kompozisyon elde edilmiştir. Minyatür sanatının kısaca gelişimi böyledir. Şimdi Osmanlı minyatür sanatının en önemli eserlerine bir bakalım. Surname-i Humayun. 1582 yılında 3. Murat'ın şehzadeler için yapılan ve 55 gün 55 gece süren şenlikleri anlatan eser. Seyit Lokman tarafından yazılıp Nakkaş Osman tarafından minyatürlenmiştir. Klasik dönem Osmanlı minyatür sanatının en çarpıcı örnekleri arasında yer alan eser içerisinde 427 minyatür bulunmaktadır. Mehmet Siyah Kalem. Fatih döneminden kalan bu eseri kimin yaptığı bilinmemektedir. Sayfalarında Mehmet Siyah Kalem ismi bulunmasından dolayı bu isimle anılmıştır. Çok farklı tarzda yapılmış minyatürlerde Hint tarzı görülmektedir. Ancak eserdeki karakterler Osmanlı karakterleridir. Surname-i Vehbi. 1720 yılında Sultan 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlatan eserdir. 15 gün 15 gece süren şenlikleri şair Hüseyin Vehbi yazmış, Levni de minyatürlemiştir. Şemailname, 1579 yılında Nakkaş Osman tarafından Osmanlı sultanlarının özelliklerini anlatan minyatürlerdir. Hünername, 1584 yılında iki cilti olarak hazırlanmıştır. Birinci ciltte Osmanlı sultanlarının tahta çıkışları ile saltanatı sırasındaki önemli olaylar anlatılmıştır. İkinci ciltte ise yalnızca Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmıştır. Minyatürlere bakınca insana farklı bir duygu veriyor. Yüzyıllar öncesinden bugüne çekik gözlü karakterleri, renkli kıyafetleri, merak ve mutluluk kaynağı. O dönemin havasını daha çok hissetmek, nakkaşların etrafında bir macera romanı okumak istiyorsanız Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı romanını okumanızı öneririm.